Mesajımı aldın mı? Evet. Beni affedebilecek misin? Sinan, konuşmamız lazım. Al bunu. Baba, sen beni çok seviyor musun? Hem de nasıl? Kocaman seviyorum. Sen beni ne kadar seviyorsun? Dünya kadar. Oh, kızım benim. Ama annem Arda'yı seviyor. Arda'yı da seviyor, seni de seviyor. Babaannem dedi ki... Oo, babaannen yanlışlıkla yanlış şeyler söyledi Ayşe. Annen seni sevmez olur mu hiç? Çok seviyor. Hadi bitir yemeğini de gidelim artık. Doktor teyze bizi bekliyor. Ye bundan. Adınızı alabilir miyim? Tabii, Kubilay. Doğum tarihini? 8-9. Doktordan sonra ne yapacağız baba? Ne yapalım kızım? Annene gitmek ister misin? İstemem. Aa, neden? Halam beni merak eder. Ayşe kızım, anneye öpücük yok mu? Hadi sarıl anneye kızım. Kızım, canım, canım kızım, canım benim. Bak bakayım bana, seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Özledi tabii annesi. Merhaba. Merhaba. Kızım uzaklaştı benden. Beni istemiyor sanki. Evet, geçen haftaki buluşmanız epeyce dramatikti. Geçen hafta mı? Ayşe ayrılık anksiyetesi yaşıyor Aliye Hanım. Çok doğal tepkiler bunlar. Hepsi geçecek. Önce siz güçlü olun. Boşanmak da evlenmek kadar normal bir hadise. Önemli olan bu süreci çocukların en az zarar görebilecekleri şekilde atlatmalarıdır. Biz daha boşanmadık Dilem Hanım. Ama ayrı yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Size boşanın ya da boşanmayın demek haddim değil, hayat bu. Boşanabilirsiniz de. Ama çocuklarınız her ikinizi de istedikleri zaman rahatça görebilmeliler. Bir araya geldiğinizde de herhangi bir gerginlik hissetmeleri onlar için iyi olmaz.